Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteni ile karşınızdayız. MESKİ Genel Müdür Vekili Turgut Aybak emekli oldu. Turgut Aybak'ın emekliliği dolayısıyla düzenlenen veda töreninde konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Aybak'ın kendi isteğiyle emekli olduğunu belirterek Mersin'e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Vekili Turgut Aybak emekli oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Turgut Aybak'ın emekliliği dolayısıyla düzenlenen veda törenine katıldı. Genel Müdür Turgut Aybak'ın kendi isteğiyle emekli olduğunu belirten Başkan Kocamaz, Aybak'ın Mersin'e yönelik hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Sayın Genel Müdürümüz kendi isteğiyle emekli olma talebini bize iletti. Biz de kendisine bu kararı kendisinin vereceğini, bizim karara herhangi bir müdahalemiz olmayacağını ama bugüne kadar uyum içerisinde çalıştığımızı, bundan sonra da çalışabileceğimizi ilettik. Ama her şeyin bir başı var, bir de sonu var. Kendisine bugüne kadar uyumlu çalışmasından ve MESKİ'ye, Mersin'e hizmetlerinden dolayı huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Allah bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı kendisinden razı olsun. Bundan sonraki hayatında kendisine başarılar diliyorum. MESKİ Genel Müdürü Turgut Aybak ise 2 yıl gibi kısa bir sürede MESKİ'nin 2 yıldızla kararlılık ödülünü, 4 yıldızla da yetkinlik ödülünü almaya hak kazandığını ve bunu hep beraber başardıklarını ifade etti. Bizlere gösterdiği önderlik, rehberlik, sizlerin de destekleriyle bu sorunların hepsini bugün itibariyle MESKİ aşmış durumda. Bununla beraber tabii kurumsallaşmayı da bir taraftan yürüttü MESKİ, EFQM modeli çerçevesinde. İşte hepinizin bildiği gibi geçen yıl 2 yıldızla kararlılık ödülünü, bu yılda 4 yıldızla yetkinlik ödülünü almayı bile hak kazandı. 2 yıl gibi bir süre içerisinde 4 yıldızı almak da her kuruma nasip olmayacak bir şeydi. Bunu hep beraber başardık, aldık. Bu anlamda sizlere de teşekkür ediyorum. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, emekliye ayrılan Turgut Aybak'a çalışmalarından dolayı plaket verdi. Mersin'de mezarlıklar kente yakışır hale getiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğunda olan mezarlık alanlarının temizlik, bakım ve onarım çalışmaları Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar sonunda vatandaşlar daha temiz ve huzurlu ortamlarda mezarlık ziyaretini gerçekleştirebilecek. 13 ilçede etkin bir şekilde mezarlıkların temizliğini yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, mezarlık alanlarının çevresinde yaptığı çalışmalarla mezarlıkları koruma altına alıyor. Mersin genelinde tüm mezarlık alanlarında hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların daha temiz ve huzurlu ortamlarda mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirmeleri için işlerini titizlikle yapıyor. Mezarlıklarda yapılan çalışmalar kapsamında 2016 yılı içerisinde kent genelinde 16.949 metrekare kilit parke, 3.849 metrekare duvar, 6.792 metre bordür, 11.332 metre tel çit ve 2.060 metre panel çit yapımı gerçekleştirildi. Öte yandan mezarlıklarda ihtiyaç duyulan 1 adet gasilhane, 32 adet bay bayan ve engelli tuvaletiyle 18 adet çadırvanın yapımını da tamamlayan ekipler, ortaya koyduğu nitelikli çalışmalarla ebediyete intikal eden yakınlarını ziyaret etmeye gelen vatandaşların takdirini topluyor. Mezarlıklardaki yabani otların biçilmesi ve ağaçların budama işlemlerini de periyodik aralıklarla sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı yeni yılda da çalışmalarına hız kesmeden devam edecek.
Mersin Büyükşehir Belediyesi çevre bilincini artırmak amacıyla Mersin'e bağlı 13 ilçede ortaöğretim öğrencilerine çevre bilinçlendirme eğitimleri konulu seminerler düzenliyor. Yıl sonuna kadar 10 bine yakın öğrencinin seminerlere katılım sağlayacağı öngörülüyor. Bulduğumuz temel rahatsızlıklarına yol açabilir değil mi? Onun dışında bakın nelere sebep oluyormuş. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılından bu yana okullarda düzenlenen ve öğrencilerin çevre duyarlılığını artırmayı amaçlayan çevre bilinçlendirme eğitimleri 2016-2017 eğitim öğretim yılında da devam ediyor. Kapatıyorsun değil mi? Boşa tutmuyorsun. Aferin. Boşa israf etmiyorsun. Güz dönemi boyunca Mersin'e bağlı 13 ilçede toplam 21 okulda gerçekleşmesi planlanan ve yoğun ilgi gören eğitimlere bugüne kadar 71 okulda 4. ve 5. sınıflardan oluşan 8 bin öğrenci katılım sağladı. Evet. Bir diğer bu metal atık değil mi? Evet. Çocuklar. 2016 yılı sonunda çevre eğitimlerine katılan öğrenci sayısının 81 okulda 9000'in üzerine çıkarılması hedefleniyor. Çevre konusunda farkındalık yaratarak çocukların çevreye daha duyarlı bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen eğitimlerde resim ve videolardan oluşan sunumların yanı sıra broşürler, afişler, geri dönüşüm kutuları gibi çocukların dikkatini cezbeden materyaller de kullanılıyor. Beğendiniz mi programı? Evet. Ne öğrendiniz bu programda? Temiz çevreyi. Neler yapmanız gerekiyormuş? Yere çöp atmamalıyız. Başka neler yapmalısınız? Ağaçları korumalıyız ve su tasarrufu, elektrik tasarrufu yapmalıyız. Peki tiyatro oyununu beğendin mi? Çok beğendim. Merhaba, beğendin mi programı? Evet, beğendim. Neler anlatıldı size? Neler anlatıldı? Birçok şey anlatıldı. Biliyorsak bile iyice anlattılar. Bilmediğimiz şeyleri de teker teker anlattılar. Anlayışlı bir şekilde. Hem eğlendik hem güldük. Çok güzeldi. Kağıtları yerine atacağız. Atık pil kutularına atacağız. Ve başka şeyleri de çöpe atmayacağız. Diğer olan yerlerine atacağız. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentte turizm amaçlı hizmet veren faytonların kontrollerini sıklaştırarak plaka sistemi uygulamasına geçti. Bunun yanı sıra bütün fayton arabaları Türk bayrağı rengine, kırmızı ve beyaza büründü. Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından kentin turistik imajına renk katan faytonları sınırlı sayıda tutmak, kayıt altına almak ve çalışmalarını düzenlemek amacıyla başlatılan uygulamalar kapsamında faytonlar plakalandırıldı. Öte yandan Mersin'in özgün kültürel kimliğini koruyarak kaliteli hizmet verilmesini sağlamak ve modern bir görünüm oluşturmak amacıyla bütün fayton arabaları bayrağımızın rengi olan kırmızı ve beyaza büründü. Kentin belirli noktalarında turizm amaçlı hizmet veren faytonların güzergahlarının belirlendiği, izinli ve kontrollü çalışmaların sağlandığı uygulamayla faytonların sayısı 18'e sınırlandırılıyor ve plaka sistemiyle hangi plakalardan kimin sorumlu olduğu takip ediliyor. Sizlere de 50 sene, 60 sene, 70 senede hiçbir başkanın yapamadığını Allah razı olsun Sayın Başkanım. Amin. Boyanettin Kocamaz'a da bütün emeğe geçen bütün arkadaşlara da teşekkür ederiz. Evet. Şu anda Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Adnan Berat Hocamız adına alıyoruz. Kendilerine çok çok selamlar. Hürmetlerimizi sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Belediyemiz olarak, şehrimizin sahibi olarak, burada şehrimizin güzelliği olur. Çok teşekkür ederim. Sizin belirlediğimiz, belediyemizin kurallara olduğunuz sürece Allah'ın izniyle daha da güzel. Beyzet Bey. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Boyanettin Kocamaz'a çok çok ve Daire Başkanımız, Zabıta Müdürü arkadaşlarımıza, bütün emeğe geçen bütün arkadaşlarımıza ilk önce bütün grubum adına hepsine teşekkür ediyorum.
saygılarımı sunuyorum. 50 senede bu memlekette değil 50 sene bu paytonlar 1926'dan bu yana hizmet etmişti. Şimdi de turistik amaçlı çok güzel bir şeye Sayın Başkanımız imzasını attı arkadaşlarıyla beraber. Allah bin kere razı olsun. Biz de ona layık olmaya bütün arkadaşlarımla beraber söz veriyoruz ve layık olacağız. Gereken neyse yapacağız. Allah'ın izniyle emirlerini de bekleriz. Her türlü. Sağ olsun, eksik olmasın. Gelişmeleri aktardık. Yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın.